Yine mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çok harika bir kek yapacağım. Atom bir kek. Gerçekten çok güzel oluyor. Okulda da çocuklar için çok faydalı. Bu aralar okul diyorum çünkü anneler de biliyorum hepimizin derdimiz aynı. Çocuklarımıza faydalı yemekler vermek. Yani faydalı beslemek için. Bunun için bize ilk önce ben kekimin üstüne hazırladıklarımı söyleyeyim. 2 tane küp doğranmış elma kabuğu soyulmuş şekilde. 2 yemek kaşığı fındık içi. Bir yemek kaşığı kuru üzüm. Hindistan cevizi bir yemek kaşığı. Yarım yemek kaşığı, bir yemek kaşığı deyin siz ona, limon suyu. Katıyoruz arkadaşlar. Bunları güzelce karıştırıyoruz ve güzelce burada bekletiyoruz. Hemen içini söyleyeyim size. 3 tane yumurta, 2 bardak toz şeker, 2 bardak da yoğurt, kabartma tozumuz, bir paket, bir pakette vanilyamız var. Bir de bir yemek gördüğünüz gibi yağ, sıvı yağımız var. Bir bardak. Bardaklarımı da bir görüyorsunuz. 250 milimlik. Bunların hepsini kademe kademe yapıyoruz. İlk önce yumurtamızı, kabartma tozumuzu, bir de şekerimizi kabımızda çırpıyoruz arkadaşlar. Çırptıktan sonra yoğurtumuzu, unumuz da 4 bardak gidiyor. Ben ne kadar gittiğini size söyleyeceğim. Hemen yumurtamızla güzelce şekerimizi çırpalım. Kabartma tozumuzu, vanilimizi de koyalım. Diğer işlemleri de hemen söylüyorum size. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yumurtamızın rengi değişene kadar, böyle güzelce beyazlayana kadar çırpanla çırpıyoruz veya mikserinizle de yapabilirsiniz. Yoğurtumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Yoğurtumuzun sert tarafından, sulu tarafından olmasın çünkü kekimiz sulanmasın. Sert tarafından 2 tane, evet, 2 tane yoğurt koyuyoruz. 2 bardak, 250 milimlik. Bu arada kapımız çaldı arkadaşlar. O yüzden zilimiz çaldı. Evet. Yoğurtumuzu şimdi koyacağım arkadaşlar bir bardak daha. Elimde olanları hemen size göstereyim. Bir de sıvı yağımızı, bir bardak sıvı yağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Hemen bunu da çırpıyoruz. Yoğurtumuzu da bir bardak daha koyuyoruz. Dediğim gibi kabartma tozu, vanilimizi de koyduk. Şimdi unumun kaç tane bardak gittiğini size söyleyeceğim. Hemen yoğurtumu da ilave edeyim, unumu da ilave edeyim. Hemen geri dönüş sağlayacağım yine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuzu 4 bardak koydum. Un 250 milimlik 4 bardak arkadaşlar. Yani tam tamına hamurumuz böyle olması lazım. Çok ne cıvık olacak ne de çok katı olacak. Zaten çok katı olmasını istemiyorum. Çünkü kekimizin kabarması var. Katı olunca kekimizin de içi böyle kıvamında olmuyor. Kekimiz böyle. Dediğim gibi burada 2 tane elmamız var. Size söylemiştim. Kuru üzümümüz var. Şeker tozu koydum 2 yemek kaşığı. Hindistan cevizi koydum. Sonra limon koyduk 1 yemek kaşığı hemen hemen. Bir de ceviz içimiz var. Güzelce. Bunu da göstereceğim hemen size arkadaşlar. Kekimizin üstüne koyacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Kekimizi koydum. Üstüne de hazırladığım o malzemeyi koyduk güzelce. Bunu elma ile neyi yakıştırıyorsanız koyabilirsiniz. Cevizi bütün de koyabilirsiniz. Benim gibi böyle ceviz içi de koyabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Hindistan cevizi, kuru üzüm. Yani amaç o ki atom yapalım da çocukları da rahatlıkla okula götürmesi için veya evde akşamları ders yaparken çayın yanına içmesi için çocuklar için de çok faydalı. Hemen bunu fırınımıza 180 dereceli fırınımıza koyuyoruz. İnşallah pişsin çıksın. Hemen sunumunda görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi güzelce cevizli Hindistan cevizi, sonra normal cevizli, kuru üzümlü, elmalı, güzelce kekimiz hazır oldu. Çok da lezzetli oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Mis gibi de kokuyor şu anda. Çünkü elmalar falan da üstünde pişti ya, çok güzel oldu. Umarım yaparsınız, memnun kalırsınız. Nevin'in mutfağından bugünlük de bu kadar.
Umarım verimli video olmuştur. Çok beğenmişsinizdir. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bize abone olup destek olmayı unutmayın.